Herkese selamlar, kanıma hoş geldiniz. Bugün Diş Perileri Gatiler filmini izleyeceğiz. Küçükken hep duyardım yani diş perileriyle ilgili şeyler ama çok hatırlamıyorum yani neler duyduğumu. Ama var olduğunu söylüyorlardı, ben inanıyor muydum? Vallahi onu da hatırlamıyorum. Bugün o tarz bir film izleyeceğiz. İzlediğimiz kanalı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Herkes diş perilerini duymuştur değil mi? Yani çoğumuz. Şimdi birçok insan onların var olmadığını söyleyecektir. Yani. Ama şimdi size birinden bahsedeceğim. Hadi bahset bakalım. Evet, bir kulüpte başladık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Babam bir polis ve hepinizi hapse atacak. Ne oldu lan birden? Ben hiçbir şey anlamadım. Direkt böyle başladık, daldık. Pislik misin sen ha? Babam bir polis. Olayı hala anlamadım. Kulübünü kapattıracağım. Kızım, sen delisin. Bu kulübe geldiğin an olay çıkarıyorsun. Herkese çok kötü davranıyorsun ve artık kulübümüzün kara listesindesin. Ha, olay çıkartıyor. Tamam. O zaman babanı arıyorum. Haydi geçmiş olsun. Olay çıkartırsan öperler. Canın cehenneme. Heh, kavga başlasın. Yine ne yaptın? Yine mi sarhoşsun? Grace, o kadar uğraşarak kazandığım paraları gidip kulüplerde yemen beni aşırı rahatsız ediyor. Yani kim etmez ki? Biraz ölçülü iç, gidip millete sarma. Yani içiyorsan adam akıllı. Ve biraz terbiyeli olmayı öğren. Baba, hayatıma karışma. Paraları alırken iyi ama. Aman tanrım, bu benim çocuğum ha. La üzdüm babanı lan. Tüh. Bu arada yetimlerden oluşan bir ailede. Abla, diş perilerinin olduğu doğru mu? Evet, onlar varlar. Haydi haydi. Atıyorsun yine. Dişim düştüğünde gelecek mi? Elbette. Ya kandırma kızcağızı ya. Asya, artık uyku vaktin geldi. Hadi iyi geceler, tatlı rüyalar. Oo, iyice kafayı bulmuş bu valla. Sıkıntı. Vii, ne oluyor lan? Neredeyim ben? Rüya görüyor herhalde. Diş perisi istasyonundasın. Ne? Enteresan. 3 yıldır seni izliyoruz. Ve sen de buraya yaptıklarından dolayı ceza için gönderildin. Al. Umarım her şeyi çabuk anlarsın. Akıllanmaz bu, bence de siz bilirsiniz. Peki aptal bir peri olmak istemiyorsam? Başka seçeneğin yok. Pekala, hadi yanıma gel. Bu kafayla mı yanına gelecek? Ayrıca alkol malzemelerine de el koymak zorundayım. Ha, şimdi hapı yuttun işte, ne yapacaksın? Bu senin üniforman. Git üstünü değiştir. Hadi biraz da ayık kafayla gez bakalım. Gör dünya gerçekten nasılmış. Gerçi burası dünya değil de. Bu kıyafet çok boğucu. Ben bunu giymeyeceğim. Giydim bile. Yapacaksın. Bak Elsa'yı kızdırdın. Şimdi seni bir peri yapalım. Ana. Aman tanrım. Bu çok korkunç. Şimdi şunu asla unutma. Gözlerin mor renkte parladığı anda... Görevin gelmiş olacak ve onu yerine getirmek için uçacaksın. Şimdi diş perilerinin dünyasına git. Şu an istasyondalar, şimdi dünyasına gidecekler ha? Gitti bile. Ah, görüyorum ki nasıl ineceğini henüz öğrenememişsin. Evet. Daha acemi, acemi. Arkadaş olalım mı? Ben Semi, 19 yaşındayım. Ben Grace, 20 yaşındayım. Ana yaşsız lan. Memnun oldum. Bir göreve çıkmam gerekiyor. Yakında görüşürüz.
Ha, gözleri parlayınca görev yolluyor işte. Bu şekilde uçacağıma inanamıyorum. Ben hala rüya gördüğünü zannediyorum yani. Bence rüya görüyor. Vay be, burası çok güzel. Ama önemli olan tek şey geri dönmek. Görev mi geldi? Ah hayır. Uçamıyorum ki. Uçarsın. Uçamadı. Aa, uçtu lan harbi. Ben takılıyordum. İşte bu, yaptım. Şimdi normal dünyaya geldi galiba, ha? Aa, o kızın yanına geldi. Oha. Bakışlara bak. Sen diş perisi misin yoksa? Gözlerime inanamıyorum. Hayır hayır, ben diş perisi değilim. Bunların hepsi bir rüya. Benim dediğimi söylüyor bu da. Peri, beni kandıramazsın. Sen gerçeksin. Peri beni mi dinliyor lan yoksa? Şimdi ne yapmalıyım? Peri, beni ülkene götür. Ablam ve ben çok fakiriz. Hiç yiyeceğimiz bile yok. Of ya, yazık lan. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de üzüldüm lan. Peri, ağlama lütfen. Her şey yoluna girecek. Vay be, bu halde bile umudunu kaybetmemiş. Helal olsun. Haklısın. Bu sözleri söylediğime inanamıyorum ama... Ama sana çok üzüldüm. Ne yani, hayatında hiç üzülmedin mi? Pekala, arkana yaslan. Hadi periler diyarına gidelim. Vay be, ablası yalanları sıktı ama. Cidden geldi. Aa, harika. Vay be, ablası merak etmez mi yalnız? Yoksa bu bir insan mı? Neye benziyor? Evet. O bir yetim, onun için üzüldüm. Bu yüzden onu buraya getirdim. Bunun sonunun iyi olmayacağının farkında mısın? Ya ne olacak be? Elsa'dan mı korkuyorsun? Bir şey yapamaz. Ne yapacak? Ah, bir göreve çıkmam lazım. Asya'ya göz kulak ol. Birazdan burada olurum. Çok tatlı lan. Sanırım sen de bir perisin ha? Evet. Çok endişeli gözüküyor yalnız. Bir yıl geçti. Grace Asya'ya bakıyordu ve Sam'i ona yardım ediyordu. Ama aniden... Hayır, kötü bitmesin ya. Kötü bir şey olmasın ya. Asya, göreve çıkmam lazım. Yalnız oturabilir misin? Evet, tabii ki. Ne oldu lan acaba? Aa, Elsa geldi lan. Bu kızı buraya kim getirdi? Aha. Ya ne yapacak gerçi? Lan ne yapıyorsun? Doğru düzgün tutsana lan kızı. Asya nereye gitti? Görünüşe göre Elsa onu bulmuş. Ya bulsa ne olacak? Uçalım mı o zaman? O da peri değil mi? Periler iyi olmaz mı? Yani ne yapacak? Ama bayağı kızgın lan. Bayağı. Peki hadi gidelim. Sammy, git buradan. Bu karışıklık benim yüzümden. Bunu benim halletmem lazım. Dediğin gibi olsun ama dikkatli ol. Ya ne yapacak sanki? Grace, buraya gel. Hanımefendi, size her şeyi açıklayacağım. İlk görevimi yaptığım zaman... Bir kıza rastladım. Yetim.
Ona acıdım. Kalbime bir şeyler battı. İlk defa bu duyguyu yaşadım ve onu yanıma aldım. Sadece lütfen Seymi'ye kızma. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Sana kızmıyorum. Sadece Seymi'ye kızgınım. Kızma diyor bu da ya. Niye Seymi'ye kızıyor peki? Neyse. Ama neden? Peri yasasını çiğnedim. Ah Grace, kendini düzelttin. Bir yılda acıma ve adalet duygusunu kazandın. Bu çok ama çok değerli. İşte bu yüzden seni dünyaya geri gönderiyorum. İyi hadi, yırttın. Buna inanamıyorum. Elsa, çok teşekkürler. Vay be, vicdanlı olmayı öğrendi ha. Şimdi de seni buradan geldiğin yere geri götürüyorum. Heh, döndü artık. Babası falan çok merak etmiştir lan. Bir yıldır yok kız yani. Baba, her şey için özür dilerim. Yanlış davrandığımı fark ettim. Bu bir daha asla olmayacak. Kızım, ben sana kin tutmadım. Ama çok mutluyum her şeyi fark ettiğin için. Yola geldi, yola geldi. Güzel bitti lan. Sonsa tabii. Biraz zaman geçti. Grace, Asya ve ablasına evlat edindi. Oo. Seymi onları sık sık ziyaret ediyordu. Birçoğunuz şunu soracak. Bu mini filmde ne söylemek istedim? Şunu söylemek istedim. Hatalı olduğunu kabul etmekten korkma. Çünkü bazen çok geç olabilir. Doğru bu arada. Yani hatalıysan anında kabul etmen gerekir ama çok sonra da anlayabiliyorsun. Yani benim de başıma geldi. Herkesin başına gelmiştir. Hata yapmayan insan yoktur. Önemli olan onu anlamaktır. Öğüt videosuna döndü ya. Neyse. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman görüşürüz.